Merhaba arkadaşlar, ben www.canımanne.com sitesi editörlerinden Örgü Merak'ı. İsteğiniz üzerine bugün sizler için Tunus işinde kol kesimini göstereceğim. Minyatür bir yelek yaptım ve kol kesimini göstereceğim. Bunu arka kısmı olarak kabul edeceğiz. Hem sağ tarafından hem sol tarafından, biliyorsunuz ki Tunus işinde örgümüzün sağ tarafıyla sol tarafının görüntüsü ve alımı farklı oluyor. Onun için ben iki tarafı da şu şekilde yaptım ve göstereceğim. Sanki arkaymışçasına. Bu dediğim gibi minyatür bir yelek olacak ve ben buraya kadar ördüm. Koltuğu kesme kısmına geldiğimizde şu şekilde hemen buradan başlıyoruz. İlmeği alıyorum. İlk ilmeği bir tane içinden alıyorum. Şöyle tekrar göstereceğim. Yanındaki ilk ilmeğimizin içinden geçip diğerinin içinden de geçiyorum. Şu şekilde 3 kestim. Bu örgümüz için yeterli, ama normalde bir yaş bir yelek yapıyorsak şu şekilde 5 ila 7-8 ilmek arası oyuntu verebiliriz biz bu yeleğimizin arkasına. Önde aynı şekilde. Evet, örgümüzün başlangıcından kesişimiz bu ve hemen şöyle devam ediyorum. Diğer tarafa geleceğiz. Evet, bu uca geldikten sonra bakıyorum, 1 2 3 tane kesmişim. 4. ilmeğimizden devam ediyor. Yani dediğim gibi sağ tarafta 3 tane kaldığı için 3 ilmek kesmiş oluyorum. Burada da 1, 2, 3 ilmeği ayırdıktan sonra zaten tek kalmış şu şekilde. Bu 3 ilmek kesilecek olan ilmeklerimiz şu şekilde olacak. Bu tarafa hiç gitmeyeceğim. Ama buradan da geri dönmüyorum. Çünkü burası keskin bir şekilde olmasın, örgü şöyle ayrılmasın diye. Bununla birlikte son 3. ilmeğimizi, dediğim gibi bu örgüye göre 3 tabii ki, normal bebek yeleklerinde 1 yaş için 5, 6, 7, 8 yeleğin durumuna göre, ama genelde ben ördüklerimde 5 ila 7 arası yeterli oluyor. Bu arada yine buradaki detayı gösterdim ama bu ikisini birlikte aldım. Çünkü buradaki ovalimsi yapıyı verebilmek için, direkt kesilmiş olmasın diye. Bundan sonra böyle devam ediyoruz. Kolumuzu kesmiş oluyoruz. Eğer atıyorum 4-5 yaş yeleği ise bu ve biraz daha derin oymamız gerekiyorsa 10 göz oyacağım. Mesela 3 göz burada oydum. Bunu 3 aşamada yapabilirim. Ya da 2 aşamada, bu benim tercihime kalmış. Siz yaparken sizin tercihinize kalmış. 2-3 şekilde derin bir oyuntu verelim. Bu şekilde kestim ve aynı şekilde diğer tarafa gidiyorum. Bu diğer taraftaki kesmeyi de aynı deminki mantıkta, yine 1 2 3 ilmek ayırdıktan sonra son ilmeğimi çift alıyorum. 1 2 3 taneyi kesmiş oluyorum. Bu şekilde kesebiliriz. Dediğim gibi büyük yaşlar için, çok kesilmesi gerekenler için. Ve bunu sonra tığ ile ya da lastik yaparken hemen toparlayıp bu şekilde kapatabiliriz. Kol kesimimiz bu şekilde. Hepinize kolay gelsin.